Efendim, haftanın ikinci gününde Yeşil Ekonomi programımızda çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yazılım konusunu konuşacağız. Dünyanın gözünü çevirdiği bir mesele ve biz ne yazıyoruz, ne kadar yazıyoruz bunları konuşacağız. Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba, Mehmet Bey, ayağınıza sağlık. Merhaba. Gerçekten çok önemli bir konu. Uyumsoft'ta kaç yıldır yazılım yapıyor? Tam 17. yılımız oldu. 17. 20. yılı beraber kutlarız inşallah. İnşallah. Yani sektör 96 yılında başladık. Yani acaba bu işlerde para kazanılır mı denilen bir süreçte bir riske girdik. Bugün artık dünyanın konuşulan meselesi haline döndük. Evet, popülaritemiz çok yüksek. Ya çok ciddi katma değerimiz var. Çok büyük paralar dönüyor. Ama yani bize bir şey düşüyor mu dersek. Evet. Henüz pastadan bir Türkiye inşaat yapsak daha iyiydi gibi gözüküyor. Yani. Gözüküyor. Yani Türkiye yazılım pastasında i̇nşaat, henüz inşaatta iş var demek ki Mehmet Bey gözünü inşaata çevirmişler. Evet. İnşaatın yazılımını da yapıyorsunuzdur. Evet, inşaat yazılımlarda yapıyoruz tabii. Yapmaz olur muyuz? Müteahhitlik, inşaat, proje yönetimi, onların maliyetlendirilmesi, hak ödeyişleri. Yani tabii bizim işimiz bütün otomasyonu sağlamak. Türkiye olarak gözümüzü yazılım meselesine biraz geç mi çevirdik? Yani dünya çok aldı başını gidiyor, görüyoruz. Yani çok önemli bir noktada. Özellikle işte Hindistan'a bakıyoruz, Çin'e bakıyoruz yazılım konusunda. Hani Türkiye'den önemli yazılımlar çıksa dünyanın göz bebeği noktasına gelebilir. Biz biraz geç mi kalıyoruz teknolojileri işte yakalamak, bir şeyleri başarabilmek konusunda? Şimdi dünyadaki hiçbir işin, yani hiçbir sektörde, yani bir sektör bitiyor, bir sektör başlıyor. Hmm. Yani fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Fakat sizin odaklandığınız noktada o sektör bitmiş olabilir. Yazılım sektörünün hangi sektöründe, yani onlar da sektör, hangi sektöründe ne kadar yapmak istediğinize iyi karar vermeniz gerekiyor. Bitmiş olan, kapılmış olan bir sektöre eğer odaklanırsanız, ticaretinize odaklarsanız yanlış bir iş yapmış olursunuz. Hmm. Yani Türkiye bazı yazılımlar konusunda geç kalmıştır ve aslında dünya bazı yazılımlarını yapsa da başaramaz, tekelleşmiştir. Ama Türkiye önümüzdeki dönem içerisinde yapabileceği yeni fırsatları vardır, var. Yani önemli olan devlet stratejisi. Yani bizlerin bireysel başarısıyla yani bir sektör elde etmemiz mümkün değil. Yani böyle bir gerçek var. Bir sektörü inşa etmek istiyorsak bir devlet stratejisinin olmasına ihtiyaç var. Devletin hangi noktalarda stratejik olarak durduğunu bizim gibi firmalarla paylaşması gerekiyor. Biz de onun stratejilerine uygun olarak devam etmemiz gerekiyor. Eğer bu yoksa o zaman gemiler boşa kürek çekmiş. Boşuna çekmiş oluruz, boşuna gayret sarf etmiş oluruz. Dediğiniz gibi yani hiçbir zaman fırsat bulamayız. Gelmiş fırsatları da kaybetmiş oluruz. Ya mesela Hindistan'ın stratejisi böyle bir noktada. Evet. Yani biz yazılım, dünyanın yazılımını yapacağız dediler. Bütün özel sektör kuruluşlarını, eğitim sistemini buna yönlendirdiler. Ve oradaki başarının altında bu topyekün bir olaya odaklanmanın olduğu söyleniyor. Siz Türkiye'de işte 17 yıl dediniz. 17 yıl önce bu işe başladığınızda Mehmet Bey bu kadar lüzumsuz işlerle niye uğraşıyor diyordu herkes. Şimdi yazılımın ne kadar önemli olduğunu bütün konferanslarda en yetkili ağızlar anlatıyor. Mesela son olarak da ekonomi bakanı işte bir tane CD satıyorsunuz. Kilogram noktasına dönüştürdü ya şeyi şimdi. Kilo noktasına. Onu da satmıyoruz artık yani. Satmıyoruz. İnternetten indiriyorsunuz. İnternetten indiriyorsunuz. Evet. Yani bir tane CD satıyorsunuz. Şu kadar para kazanıyorsunuz. İşte bir tane işte otomobil satıyorsunuz. Şu kadar kazanıyorsunuz noktasına geldi. Yani böyle baktığımızda biz yeni dönemde yazılımın gelişecek alanlarına yönelme stratejisi geliştirmek durumundayız. Var mı böyle bir ihtimal? Şimdi ben bu noktayı sizin Ekonomi Bakanlığı da ilişkilendirmişken şöyle açmak isterim konuyu. Yazılım bir sektördür. Buradan para kazanmak çok önemlidir. Fakat bundan daha da önemli olanı kaldıraç etkisi çok yüksektir. Yani ekonomiye olan kaldıraç etkisi, iş dünyasına olan, eğitime olan, yani sosyal yaşama olan kaldıraç etkisi kendisinin kazandığından çok daha büyük katma değer sağlamaktadır. Yani internet üzerinden siz yani bu omurgayı kullanarak ticarette çok bir şey yapamayabilirsiniz, para alıp yapabilirsiniz ama yani buranın yani sektörü sizin iş dünyasına olan katkısı ise çok yüksek. Biz yani yazılım olarak yani Uyumsoft olarak
Evet, yani para kazanıyoruz ama biz kazandığımızın en az 10 katı, 20 katı daha fazla karşı şirkete kazandırıyoruz. Yani bir ülke, yani evet bir sektör için, para kazanması için bu sektör yapılandırılmalı ama bunun bir de stratejik boyutu var. Ülke bunu kazanmalı. Yani hem ekonomimiz için bunu kazanmalıyız hem de dış dünya ile olan rekabette, yani ekonomik girdileri sağlama, ekonomik işbirliği, hatta ekonomilerin bağlanması anlamında bu sektöre çok ciddi yatırım yapmak durumundayız. Mesela özellikle bu konuda çok ciddi yatırım deyince benim aklıma bu yazılım işini yapacak olan kişiler geliyor. Yani evet. Biz bunları iyi yetiştirebiliyor muyuz? İşte bizim gençlerimiz yazılım yapabilecek. Şimdi şirketleri kuruyorsunuz. Siz yazılım yapıyor musunuz mesela? Yapayım. Siz evet, de yapıyorsunuz. Tabii, yapayım, ama evet. Herkesin böyle bir yeteneği de olmuyor yani yazılım konusunda. Bu gençleri yetiştirme konusunda devlet politikasına da ihtiyaç var mı? Mesela bunu daha açalım. Yani bir soruya bir cümlede ben ekleyeyim. Üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız bu alanın önemli olduğunun bilincinde olup bu doğrultuda bölümler açıp işte yapıyorlar mı, bu konuya katkı veriyorlar? Yani üniversitelerimizin hemen hemen her üniversitenin bilişimle ilgili birden fazla fakültesi var. Mesela şimdi endüstri mühendisi diyoruz, bilişimle alakası yok diyoruz ama yani %50 iş dünyasında biz bilişimli endüstri mühendislerini kullanıyoruz. İşletme bölümü hiç alakası yok gibi gözükmekle beraber biz çok kullanıyoruz yani bunları. Bilgisayar mühendisi, yönetişim bilgi sistemleri gibi bir sürü üniversite fakülteleri var. Fakat işin kötü tarafı şu, eğitim veren hocalarımız inanılmaz tam 10 yıl gerideler yani. Öyle mi? Evet yani öyle 10 mi? Yıl gerideler yani hiç yaklaşmıyorlar. Teknolojiye hiç yaklaşmamış. Yani çok uzaklar. Yani geçen gün çocuğun birisi yani şey açtı, yani staj yapmak istiyorum dedi. Dedim yani nasıl bir şey, hadi biraz konuş dedim. Bana bir şeyler anlattı falan dedim ki çok üzüldüm çocuk adına. Çok başarılı olduğunu söylüyor. Yani ama bilgiler 10 yıl önceki bilgiler. Evet 10 yıl yani biz bıraktık, terk ettik. Şimdi üniversitelerimize anlaşamadığımız böyle bir konu var. Yani bunu çok hızlı rehabilite etmek zorundayız. Hocalarımızın eğitimlerini çok hızlı bugüne yani çekmek zorundayız. Onları güncellemek zorundayız. Lazım. Çünkü bu alan sürekli güncelleştirmeye ihtiyacı duyulan bir alan. Evet yani biz şunu yapıyoruz yani üniversitelerimizin sonrasında. Bu yılda başlayacağız tekrar gözüküyor. Çünkü yaklaşık 1000'e yakın öğrenciyi biz yeni baştan eğitim verdik. Yani yeni baştan formatladık. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni teknolojileri kazandırdık. Yani bunları bir daha eğitimi almak gerekiyor çocuklara. Çünkü yani güncelleştirmek ve günümüze kazandırmak zorundayız. Çok fazla ihtiyaç var. İnanılmaz şu anda bilişim uzmanlığa ihtiyaç var. Negatifteyiz. Yani uzman arayışta negatifteyiz. 2 yıllık mezun bir çocuk, buradan telaffuz edeyim mi aldıkları ücretlere? Olabilir tabii. Yani söyleyebilirsin, teşvik olur. Evet yani yaklaşık 3 milyardan şey başlıyor. Daha okulu yeni bitirmiş bir çocuk 2 milyarın altında para istemiyor. Yani biraz böyle yani iş bulma yeni şansı var. Hayır böyle yeni biraz yani ben okulu doğru staj yaptım. İşte biraz araştırma yaptım falan diyen bir çocuk 2 milyarın altında işe başlamıyor. Devlet 3 milyar liraya işe alıyor. Yani ve eğer bir 2 yıllık mezunsanız 3,5-4 milyarın altına gitmiyorsunuz. Eğer bir 3-4 yıllık şeyseniz zaten 4-5 milyar istediğiniz. Sizi kimse tutamaz diyorsun. Evet keza öyle ama birazcık yetişin. Şimdi 3-4 yıllık bir tecrübe bizim sektörümüzde öyle çok yüksek bir tecrübe değil. Hiç iş dünyasında yüksek değil. İşte şöyle bir 10 yıllık konuşacaksınız yani. En eski şirketlerden biri işte. Evet ve bizim eskiden yani bundan 5 yıl öncesinde eleman devir hızımız %2 falan da. Şu anda yani çok yükseldi. %60-70'lere çıktı eleman devir hızı. Öyle mi? Tabii. Yani çok yani inanılmaz. Demek ki yetişiyor başka artık. Başka kurumlara veriyorsunuz. Evet yani çünkü başka kurumlar hamile talep yapıyor. Bankalar, şey devlet. İki şey var. Sizin yaptığınız bir şey var. Yani onu uygulama devam ediyor mu hala? Siz yanınıza yetişenleri sonra eleman olmaktan çıkartıp ortak haline getiriyorsunuz. Evet yapıyoruz. Bu devam ediyor. Biz kaç ortağınız oldu şu anda? Şu anda tahmin ediyorum 15'in üzerinde şirket kurdurduk. Yani kurumsallaştırdık ve şu anda çalışıyorlar. Aktif olanlarını söylüyorum. Yani bir iki tane de başarısı olan var ama o başarısı olanlara biz diyoruz ki geri gel, kaldığın yerden devam edebilirsin. Biz aynen onu kendi şirketimizde kaldığı yerden devam ediyoruz. Onu mağdur etmiyoruz yani borç batağıyla falan bırakmıyoruz. Biraz açalım yani siz yanınızda çalışıyor işte 3-4 yıl neyse 5 yıl sonra diyor ki geliyor işte bu genç adam. Ya da genç kadın neyse diyor ki ben
kendi işimi yapmak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Sermayeye ihtiyacım var. Şu şeylere ihtiyacım var. Ofise ihtiyacım var. Siz bunları sağlıyorsunuz ve ortak alıyorsunuz. Evet, yani biz şimdi kapıdan içeri girseniz, yani deseniz ki yani bu şirkette ortaklık kültürü nasıldır? Vallahi biz Mehmet Bey bize her zaman yani istediğiniz ortamda yani evet şirket kurabilirsiniz kültürünü hemen bizde duyarsınız. Çünkü bizim insanlarımız çok nitelikli, bizde çalışanlar. Herkesin bir dünyasında bir şey var. Yani acaba ben de yapabilir miyim? Biz bunu ilk gün söylüyoruz. Diyoruz ki ama öyle hemen yani çabucacık yok. Kurallar var. Yani bir ortaklık kültürü nasıl olacak? İş dünyasına nasıl girilir? Şirket nasıl kurulur? Yani nakit akımı nasıl yönetilir? Pazara nasıl ulaşılır? Pazarlama politikası nedir? Sen bir hele bir başla. Eğitim veriyor musunuz bu konularda? Hepsini tabii. Yapıyorsunuz. Zaten bunları görmüyorsak, ufuk görmüyorsak dur diyoruz sana. Yazılım ithal ediyor musunuz? İhraç ediyor musunuz? Şurayı tamamlayayım zannederseniz. Yani bu şekilde insanları örgütlüyoruz, organize ediyoruz, ortaklık belli bir yere getiriyoruz. Onları birkaç kişi bir araya getirip sonra diyoruz ki sen yapabilirsin buyur diyoruz. İnanmazsa ona biraz müsaade ediyoruz. Yani bu şekilde şirket kuruyoruz, sekreter veriyoruz, gerekirse para da veriyoruz, iş de veriyoruz, yani proje de veriyoruz ve yani devam ediyoruz. Ama tabii yani bizim sektörümüzle ilgili olan konular için bunları konuşuyoruz. Anladım. Yani anlamsız bizim dışımıza çıkan konularda biz bunu yönetemiyoruz. Gıda sektöründen gelip de benden böyle bir talepte evet, bulunmasın. Yani yapamıyoruz ama yani. Bilişimle ilgili herkesle ortaklık kurmaya hazırız, önünü açarız herkese. Açıyoruz ve yapıyoruz yani iş birlikleri de yapıyoruz ayrıca. Bu bizim kurduklarımız. Ya onlarca da işbirliği içerisinde olduğumuz yazılım ihracatına soracağız Türkiye'nin hem sizin durumunuzu hem ama şunu da bununla bağlantılı. Siz aynı zamanda Türkiye'nin dışında da öğrencileri getirip onların ülkelerinde de onlara ortak oluyorsunuz. Evet evet. Yani şöyle bir baktığımızda yakında holding olur Uyumsoft. Şu anda çok bilmiyorum. Daha bile dağıtıyoruz oldu. İnşallah bir gün hani bunlar yeşerecek, filizlenecek, toplanacak bir güç birliği oluşturacağız yapıyoruz. Temelde aslında mesajımız özü şu, yani yapmak istediğimiz özü şu, ekosistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani güç birliği, yani şirketimizi fil gibi büyütmek yerine aslanlar ordusu yapıp küçük küçük onları birlikte hareket etmeye, yani meselesini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bunu yapmaya çalıştık ya, yani 10 yıldan fazladır bunu yapıyoruz. Dış dünyaya da döndük, yani Celal Bey'in ifade ettiği gibi bu sene 4. senemizi yapıyoruz. Biz yurt dışından öğrencileri, son sınıf öğrencilerini getiriyoruz. Burada ofislerimizde stajlarını yaptırıyoruz. Yaklaşık 40 kişi bunlar. Çeşitli ülkelerden geliyor. Biz bunları tekrar ülkelerine yolluyoruz. Sonra onlara da orada teşvik ediyoruz. Şirketlerinizi kurun deyip orada entegre olmaya çalışıyoruz. Yani biz daha gitmediğimiz pazarlara bugünden yani insanlarını getirip kazanmaya çalışıyoruz. Yani böyle kaç tane ülkede varsınız şu anda bu yöntemle? Şu anda 2 tane ülkede 4 yıldır çalışıyoruz. 2 tane de Afrika ülkeyi şu anda pilot olarak seçmiş durumdayız. Yani bu sene bir tanesini yapmaya çalışıyoruz. Bir ikincisinde diğer yıllarda, daha doğrusu bu sene 2 pilot üniversiteyi de devreye sokmaya çalışıyoruz. Eğer başarabilirsek bu sene, başaramazsak yani gelecek yıl Afrika'da 2 tane ülkenin öğrencilerine eğitim vermeye başlayacağız. Bu ekosistemin içine dahil edeceksiniz. Evet. Şimdi ihracata gelelim. Pınar Hanım'ı sordu. Türkiye yazılım ihracatı yapıyor mu? Çevre ülkelere en azından bu konuda başardık mı, başarılı mıyız? Siz nerelere yapıyorsunuz? Nerelerde Türk yazılımı kullanılıyor artık? Şimdi biz yani kendi şirketimiz olarak şu anda yaklaşık 10 tane ülkeye hizmet ediyoruz. Yani dışarıda. Yani çok büyük işler değil ama varız yani, oralarda. Evet, biz buralarda varız ve hizmet ediyoruz. Pakistan, Fas, Tunus, işte Almanya, İngiltere, Kazakistan, Azerbaycan gibi. Yani ülkelere hem Avrupa hem yakın coğrafyamızda yani ülkelere hizmet ediyoruz. İnşallah yakında belki Amerika'ya da gidebiliriz. Çünkü oraya da araştırma yapıyoruz. Acaba bir şeyler yapabilir miyiz diye. Şimdi bizim Türkiye'de bizim gibi yani epeyce firma mesela var. Mesela Hindistan'a gidip şey yapıyor musunuz? Yani orayı mesela Hindistan'ın yazılım konusunda inanılmaz bir noktada. Şimdi oraya gidip işte ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar noktasında da eğitimler. Abi, Hindistan'a yazılım satıyor musunuz falan? Şimdi yani, Hindistan'a yaptık, yazılım sattık. Hindistan'a da sattık mı? Evet. Yani Hindistan'da da şu anda faaliyet gösteriyoruz. Ama yani tekel şu anda Hindistan gibi gözüküyor. Şimdi Hindistan gibi gözüküyor. Fakat şimdi biz Hindistan Başkonsolosu birkaç defa bir araya geldik. Yani Celal Bey'in sağ olsun Mehmet Gözcü Bey kardeşimize. Evet yani beraber sizin organizasyonlarda bir kendisiyle de ikili görüşmelerimizde. Mesajı şu. Yani diyor ki biz Hindistan'da insan kaynağı olarak varız. Fakat proje ve finansman
sorununu çözersek, yani projede kastım iş, sorunu çözersek biz insan kaynağı tedarimine hazırız diyor. Şimdi yani işi de bulmanız lazım, bir de finansı bulmanız lazım. Bize dönüp diyorlar ki evet ya Hindistan'da yapmak durumunda değiliz. İşte Afrika'da, Avrupa'da büyük projelere gidelim, insan kaynağını getirelim. Siz finansı bulun, yani risk sermayesini veya kendinizden bulun. Biz işbirliğini, iki ülke olarak işbirliğini yapalım diyor. Yani burada rekabet yerine işbirliğini yani konuşmak strateji olarak doğru olanı zaten arkadaşımız da bize bunu tavsiye ediyor. Yani biz de bu çerçevede Hintlerin zeki olması ve hızlı iş yapma kültürünü bizim yani iş bitirme kültürümüzle birleştirerek çok büyük işler yapabilme şansımız var. Bunları böyle düşünmek durumundayız. Biz de böyle bakıyoruz şu anda. Bunları konuşuyoruz yani. Peki en çok yazılım hangi konuda isteniyor Türkiye'de? Şimdi, hangi sektör? Hangi konu genelde? Banka mı mesela? Şimdi, finans sektörü herhalde yazılıma çok ihtiyaç duyan bir sektör. Şimdi artık yani yazılıma ihtiyacın duyulmadığı, tüketilmediği bir alan kalmadı. Yani otobüse biniyorsanız evde yemek yerken de dahil olmak üzere yani bugünkü şu anda televizyon programımızda da bunlar dahil olmak üzere yani teknoloji inanılmaz tüketiliyor. Tabii çok fazla tüketiliyor. Şimdi biz yani biz nerelere hizmet ediyoruz diye bakıldığında bankalar, finans kuruluşları yani bunlar kendi yazılımlarını kendi iç kadrolarıyla oluşturuyorlar ve çok büyük kadroları var. Yani bir bankanın... Doğru mu sizce o? Bence doğru değil. Yani doğru banka, değil. Banka bankacılığını yapsın, evet. Yazılımı da doğru şirketlerden satın alsın. Evet, bu az gelişmişliğin bir sonucu. Yani ben şu kadar yazılıma para veriyorum, bu kadar eleman kullanırım ve bu işi çözerim mantığı. Yani bir bankada 300-500 kişi çalışıyor. Yani orta ölçekte bir bankada bilişim elemanı sayısı 300 ila 500. Yani daha büyük olan binlerce şubeye çıkanlarda bu 750 bine çıkıyor. Yani şimdi 750 ile 1000 kişi çalıştıran bir kurumun ben inanıyorum. Artık yazılımını kendisi de yapması lazım yani. Yok, kendisi yapıyor da o kadar eleman besleyen bir kuruluş benim yani kontrolümde olsa ben o banka gibi en az 2 bankaya daha yani toplamda 3 bankaya hizmet veririm o kadroyla. Ve mesela artı, bankalar ortaklaşa böyle bir şey yapabilirler yani bilişim departmanı ortak bilişim departmanı yapamazlar şeklinde. Çünkü birbirlerinin bilgilerini rekabet halindeler. Evet. Onu rekabetçi olarak yani diyorlar ki biz burada rekabet ediyoruz. Rekabet bilişimdeki yaptığımız üründedir diyorlar ama bence doğru düşünmüyorlar. Yani global pazara çıktığınızda büyük pazarlarla oynamaya başladığınızda bunun çok doğru olmadığını yerel pazar için doğru bir süreç olduğunu düşünebiliriz ama büyük pazarlar için bence doğru değil. Biz yani o yani özelleşmiş olsa o firmalar biraz önceki konuştuğumuz hani 3 banka yönetme ben onu yurt dışında belki birkaç ülkeye daha satarak bu ülkeye ciddi katma değer sağlayabilirim. Fakat bu iş modellemesi ile ilgili bir konu yani ülkenin gelişmişiyle alakalı bir konu, devlet stratejileriyle alakalı bir konu. Bankaların bu konuya yaklaşımıyla alakalı bir konu. Arkasında epeyce konuşulması gereken bir süreç. Ama bu arada pazar bitiyor. Başka pazarlar için gündem belirleniyor. O pazarları başka birileri gelip sizden önce kapatabiliyor. Onun için bizim çok daha sıkı düşünmemize ihtiyaç var. Yani bu işin dışarıda yapılması, bilişim firmaları tarafından yapılması sektörü de geliştirecek bir şey aynı zamanda değil mi? Yani o tarafından da bakılması. Şimdi gibi. Bilişim sektörü derken aslında biz danışmanlık sektörünü de konuşuyoruz şu anda. Öyle mi? Tabii. Yani bilişim, danışmanlık, inovasyon yani bunlar yani bir içine geçmiş olan yani konular. Yani sadece bilgisayar mühendislerini konuşmuyoruz. Çünkü sadece yazılım yapmak yani bir kod üretmekle olmuyor. Onun üstüne business katmanını koyuyorsunuz. Yani bir iş katmanını koyuyorsunuz. Onun üstüne bir işin olması gerekiyor. Onun işin olabilmesi için Ar-Ge olması gerekiyor, inovasyon olması gerekiyor. Yani sizin etrafınızda firmalar olması gerekiyor, işbirliklerini konuşmamız gerekiyor. Dış dünyayla olan işbirliklerini konuşmamız gerekiyor. Ülkedeki devletin yani yapılarıyla konuşmamız gerekiyor, teknoparkları konuşmamız gerekiyor. Yani iş yani bir bütün olarak, bir büyük olarak yani bakıyoruz. Ama yani ben yani geçimimi sağlayacağım. Yani işte bir şeyler yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de de bir şirketim olsun dediğinde tabii bu daha küçük olabilir. Ama artık yani daha büyük şeylere bakıyoruz dediğimizde sektörü konuştuğumuzda bu stratejilerin olgunlaştırılmış olması anlamına geliyor.
Türkiye'de yani önümüzdeki dönem içerisinde yani bu bizi dinleyen gençlerimize, şirket sahiplerine yani mesajım ya kötümser gibi algılamasınlar bize. Yani bir sektörde yazılım bir yerde bitebilir. Önemli olan sizin antenleriniz açık olsun. Daha bir sürü daha konuşacağımız konu var. Yani eğitimi konuşuyoruz. Yani şu anda önümüzdeki dönem içerisinde böyle bir patlama söz konusu. Oyun sektörü yani önümüzdeki dönem içerisinde çok canlanacak bir konu. Yani televizyon yazılımlarından tutun da internet üzerindeki iş dünyası B2B dediğimiz evet. sanal satışlar. Yani son kullanıcıya satışlar, iş dünyası satışları, satın almalar, yani satın alma portallarını konuşuyorum. Burada çok büyük şu an için işler var. Bunun üstüne de business katmanı dediğimiz iş modelleri var. Yani şey çok, hani örnekleri de verecek olsak iş çok yani. Peki, pardon. Bu KOBİ'ler yani Türkiye'de çok yaygın KOBİ'ler. Mustafa Kaplan ve siz yıllarca KOBİ'lerin teknoloji kullanmaları, yazılım kullanmaları için çaba sarf ettiniz. Önemli mesafeler de alındı bu konuda. Adımlar atıldı. KOSGEB'in başkanı ile birlikte ortak çalışmalar yürüttünüz. Ne aşamada, ne durumdayız şu anda? Şimdi işletmeler, yani bizim en küçük işletmelerimiz artık yani bilişimi kullanıyor. Yani bilgisayarın olmadığı evi de düşünmüyoruz, iş yerinde düşünmüyoruz artık. Yani bir evde bakıyorsunuz iki tane bilgisayar var. İş yerinde de onlarca bilgisayar var. Şimdi bunların hepsi bilişimi şu anda kullanıyorlar. Fakat yeni bir boyuta daha geçme dönemi geldi. Yani KOBİ'lerin o günkü konuştuğumuz süreçte epeyce başarı sağlandı. Yani KOSGEB epeyce bir finansman aktardı. dış ticaret müsteşarlığı bir takım yani fonlarını yani buraya aktardı. Yani işte Türk kalite çerçevesinde işletmeler bu şeylerden istifade ettiler. Şimdi yeni bir katman dönemi başladı şeyde KOBİ'ler için. Artık kendi işletmelerinde, kendi bilgisayarlarınızı, kendi yazılımlarınızı kullanım modundan artık şuraya döndü. Yani merkezi bir sistem var. O sisteme gidin, bilgilerinizi girin. Bilgisayar artık yani alın ama serverlarınıza ihtiyaç yok, ciddi kablolama ihtiyaç yok, teknik elemanlara ihtiyaç yok. Siz arkadaki, şimdi bunu teknolojik olarak yani Türkçeleştirmiş haliyle bulut sistemi diyorlar. Bunun da çeşitli yerlerde reklamlarını hani duyuyoruz. Yani artık yavaş yavaş firmalarda reklam etmeye başladılar. Yani artık kendilerinde sistem tutmak yerine merkezi bir sistemde alıyorsunuz, bilgilerinizi oraya giriyorsunuz, sonuçlarını oradan yayınlıyorsunuz. Bunun bir ayağı da şu noktaya geldi. Artık devlet de iş kanunları, yani işte yeni çıkan iş kanunları, bizim içinde olduğumuz Mersis projesi dediğimiz sanayi sicil envanteri sisteminin oluşması gibi projeleri arkada yaparak artık gayri resmiden de şirketler çıktığı için artık şirketler önümüzdeki dönem içerisinde bilgilerini tek bir merkeze girecekler. Oradan da devletle ilgili olan verileri de otomatik olarak yollayacaklar. Yani sistem daha basit ve daha ekonomik bir hale dönüşmeye başladı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Öner, Önder. Ayaklarınıza sağlık. 20. yılımızda inşallah birlikte kutlayacağız. İnşallah diye beraber. 20. yılında çok daha büyük olsun değil mi? Çok daha büyük olsun. Peki. Evet. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık diyoruz. Efendim güzel bir gün sizleri bekliyor olsun. Güzel bir salı olsun. Güzel bir Nisan sonu olsun diyelim. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın.